Vereceksen ver. Buyur gel. Kampları gez. Konteyner kentlerimizi gez. Çadır kentlerimizi gez. Oralarda okuldu, sağlıklı verilen hizmetleri gör. Yerinde ne yaptığımızı gör. Ona göre de vereceksen bu parayı ver. Bizi oyalama. Bu milletin bir şahsiyeti var, izzeti var, onuru var, gururu var. Bizim gururumuzla oynayamazsın. Dün Afrin şehir merkezine bu kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli aşamasını geride bıraktı. Ardından şimdi Münbiç, Ayn-el Arab, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak. Zira merkezi yönetime söyledik. Dedik ki bakın burada ikinci bir kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci kandil? Sincar. Yani eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de biz bunları söyledik. Bak eğer burada PKK'yı temizlemiyorsanız bize bırakın, buradaki PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz. O gün bugün hala bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor. Biz görüşüyoruz. Henüz bir netice yok. Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Dünyanın dört bir yanından gelip burnumuzun dibinde bin bir tezgah kuranlara gıkı çıkmayanların Türkiye'nin terörle mücadele karşısındaki vaveylaları bizi hiç ilgilendirmiyor. Afrin'deki operasyonumuz ikinci ayına girmek üzere olduğu şu günlerde kıyıda köşede kalmış belli bölgeler haricinde hamdolsun hedefine ulaşmıştı. Fakat önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi ben bir Musul'un şöyle son fotoğraflarını, video kayıtlarını izliyorum. Rakka'nın video kayıtlarını izliyorum. Ve bütün bunlarla beraber Irak'ın neredeyse ta güney bölgelerine kadar oraların bütün video kayıtlarını izliyorum. Bir de bizim şu anda Afrin'deki video kayıtlarını izliyorum. Elhamdülillah. Neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Şimdi Afrin halkı rahatlıkla gelip binalarına yerleşebilecek. Ama oralarda kim bilir daha ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Niye? Ya bu millet böyle bir millet. Biz böyleyiz. Biz yıkmaya, yakmaya değil, biz ihya etmeye geliyoruz. Farkımız bu. Bizim görevimiz inşa ve ihya. Terör örgütü mensuplarının bir kısmı ise burada ne oldu biliyor musunuz? Kuyruklarını kıstırıp kaçmaya başladılar. Kaçmaya başladılar. Kalanları sivilleri kendilerine kalkan yapmaya kalktılar. Alçakça bir yöntemle akıbetlerinden kurtulmaya çalıştılar ama fayda etmedi. Biz bu oyunu 2015 yılındaki Çukur eylemlerinde de ülkemizde görmüştük, hatırlayın. Sonuç ne oldu? Hepsini de açtıkları çukurlara gömdük. Gömdük. Şimdi Afrin'de de aynısı gerçekleşti. Asla kazanamayacakları bir savaşı sırf propaganda malzemesi olsun diye 50-100 sivilin öldürülmesi taktiğine indirenler de onlara destek verenler de alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini almamıştır. Biz bugüne kadar olduğu gibi
Bundan sonra da azami titizlikle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Teröristlerin oyunlarını görüntüleriyle, bilgileriyle, şahitleriyle birer birer ortaya döktüğümüz halde hala onlara kulak verenlerin nasırlaşmış kalpleri, körelmiş gözleri, lal olmuş dilleri bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü biz bu hassasiyeti birileri öyle istediği veya öyle beklediği için değil, doğrusunun bu olduğuna inandığımız için gösteriyoruz. Biz millet olarak hiçbir zaman güvenliği, adaleti, refahı kendisi için isteyen, bu uğurda başkalarını sömürmeyi meşru saran bir anlayışa sahip olmadık ve böyle bir anlayışla da hareket etmedik. Bunun için çevremizdeki komşularımızın, dostlarımızın başı dara düştüğünde veya dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık. Önce canını ve namusunu kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Avrupa ülkeleri bizim gösterdiğimiz ev sahipliğini gösteremedi. Dünyada hiçbir ülkenin göze alamayacağı bu riskin altına girmekte bir an bile tereddüt etmedik. İnsan hayatından daha değerli bir şey görmediğimiz için hiç kimseyi zalim rejimin veya terör örgütlerinin pençesinde bırakmadık, hepsine de kucak açtık. 7 yıldır bu yükü asla şikayetçi olmadan, yüksünmeden taşıyoruz. Bütün dünyayı, özellikle de Avrupa'yı mülteci korkusunun sardığı, hatta bunun bir paranoyaya dönüştüğü bir dönemde ülkemizdeki sığınmacılara sağladığımız bu imkanlar her türlü takdirin üzerindedir. Buna karşılık bize verilen sözler ise maalesef tutulmamıştır. Proje diyerek, araya bir sürü kurum sokarak vaat ettikleri paranın kullanımını zorlaştırıyor, adeta yokuşa sürüyor. Vereceksen ver. Buyur gel. Kampları gez. Konteyner kentlerimizi gez. Çadır kentlerimizi gez. Oralarda okuldu, sağlıklı verilen hizmetleri gör. Yerinde ne yaptığımızı gör. Ona göre de vereceksen bu parayı ver. Bizi oyalama. Bu milletin bir şahsiyeti var, izzeti var, onuru var, gururu var. Bizim gururumuzla oynayamazsın. Tabii bunlar böyle alışmışlar. Ve kapılarında böyle süründüreceklerini sanıyorlar. Ama Türk milleti böyle bir millet. Ve biz asaletimizden asla taviz vermeden buradaki bu çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Yardımcı olurlarsa sadece sözlerini tutmuş olurlar. Serbest dolaşım hakkı gibi vaat ettiklerini paranın da üzerine yatacaklarsa kendileri bilir. Tüm bu hususları her görüşmemizde dile getiriyoruz. İşte Varna'da da bunları tekrar önlerine koyacağız. Avrupa'nın bize karşı iyi niyette bağdaştıramadığımız tavırları sadece bunlardan ibaret de değil. Bugün ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi de Avrupa'da baş tacı edilirken ve bunlara ücretsiz olarak silahlar verilirken ve bunlar bize karşı kullanılırken, buyurun işte Afrin'de olayı gördünüz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda gördünüz ve buralarda bize verdikleri sözleri tutmadı. Baktık ki bunlar dinlemiyor. Artık biz sürekli Hatay'a, kilise, Şanlıurfa'ya, buralara yapılan roket atışları neticesinde o zaman biz buraya da gireceğiz dedik ve Afrin'e girdik. Hani hep diyordum ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Geldik ve işi bu noktaya getirdik. Peki bizim dost bildiklerimiz bize söz verdiğini, sözlerine durdular mı? Hayır. Biz paramızla onlardan silah istedik. Paramızla bize silah vermedi. Ama terör örgütüne
5000 tır silah gönderdiler. 2000 kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderdiler. Ve en son işte o tüneller, açılan tüneller televizyonlarda izlemişsinizdir. O tünellerdeki silah ve mühimmat depolarını gördünüz ve oradan koalisyon güçlerinin silahlarına varıncaya kadar hepsi kullanılmamış vaziyette orada duruyor. Kime karşı kullanacaklardı bunu? NATO'da beraber olduğumuz Türkiye'ye karşı. Başka bunun izahı olabilir mi? Öyleyse biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık ve kendi göbeğimizi kestik ve hamdolsun şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Biz hem kuklalarla hem de kuklacılarla olan mücadelemizi sonuna kadar sürdürüyoruz. Sivrisinekleri ima ederken bataklığın kurutulmasını da ihmal etmiyoruz. Dün sabah 8.30 itibariyle de işte son operasyon yapıldı ve Afrin'de salalar okunmaya başlandı ve netice istisal oldu. Şu anda da tabii iş bitti mi derseniz hayır bitmedi. Zira bütün Özgür Suriye ordusu bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba şurada burada vesaire terörist olabilir. Bunların araması ne yapıyor? Hala devam ediyor. Bu da tabii ki devam edecek ve emin bir belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana kadar. Çünkü vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin buyuruyor Allah'ımız. Emin bir beldeye yemin ile bu sure başlıyor. Ve inşallah orayı emin bir belde haline getireceğiz ve oranın halkı oraya huzur içinde girmiş olacaklar. Ve şu anda girmeye başladılar. Ufak bir yer değil. Yaklaşık 500 bine yakın nüfusu olan bir yer. Şu anda o da başarılıyor. Virgülü koyduk. İnşallah şimdi nokta konacak. Ve bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekatını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak. Hedef neydi? O terör koridorunu ortadan kaldırmak. Şimdi terör koridorunu büyük boyutta halletmiş vaziyetteyiz. Çünkü bu teröristlerin hedefi aslında kuzeyde ta doğudan Akdeniz'e bir koridor açmak. Biz şimdi ondan böylece kurtulmuş oluyoruz. Ve böylece de çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.